Merhaba arkadaşlar, ODTÜ'ler Yüz Sorunca ve Kurumları Felsefe Derslerine tekrar hoş geldiniz. Bilim felsefesi kısmındayız arkadaşlar. Bilim felsefesi nedir ile başlayacağım burada. Klasik temel yapı taşını sorgulamaktan ayrılacağım. Çünkü birazdan bilimin ne olduğunu açıklayacağım zaten. O yüzden tekrar anlatmak istemedim. Direkt bilim felsefesi nedir ile başlamak istedim. Peki nedir bilim felsefesi? Öncelikle bilimden ayrılır. Bilim felsefesi bilimi tüm yönleriyle incelemeye çalışır, bilimi anlamaya ve açıklamaya çalışır. Bilimin tarihini, kapsamını, sınırlarını, işte yönetimini, yani bilim neyle bilim olmuştur, yöntemi nedir bunu açıklamaya çalışır. Bilimsel bilginin yapısını, özelliklerini açıklamaya çalışır. Bilimsel kuram nedir, bunun gerçeklikle bağlantısı nedir, bu ilişkiyi açıklamaya çalışır. Yani bilim felsefesi temelde bilimi konu edinir arkadaşlar. Peki felsefe ve bilim nasıl bir ilişkiye sahiptir? Arkadaşlar amaç bakımından aslında paralellik gösterirler. Felsefede, bilimde elinde bulunanla yetinmez ve evreni anlamaya ve açıklamaya çalışır ikisi de. Yani filozof da evreni anlamaya ve açıklamaya yönelik araştırmada bulunur ve düşünceler sarf eder. Aynı şekilde bilim insanı da evreni ve kendisini, doğayı açıklamayı anlamaya çalışacaktır. Evrendeki kanun ve kuralları çözmeye çalışacaktır. Yani aynı yönde ilerlerler ama farklı tavırlarla ilerlerler felsefe ve bilim. Peki her ikisi de mantık ilkelerini kullanır, akıl ilkelerini kullanır. Yani felsefe evet net bir sonuç vermez. Evet netlik yoktur ama biz biliyoruz ki felsefeye girişte gördük. Felsefe akıl ve mantık ilkeleriyle hareket ediyordu. Dolayısıyla bilim de akıl ve mantık ilkeleriyle hareket eder. Evrendeki düzenin sebep ve kanunlarını araştırırlar. İnsanı ve hayatı ikisi de anlamaya çalışıyor. Bilim adamı da insanı ve hayatı anlamaya çalışıyor. Evrenin düzenini anlamaya çalışıyor. Filozof da evreni ve hayatı anlamaya çalışıyor arkadaşlar. Temelde ikisinin amacı da ortak. Peki farkları neler? Bilim bir kere olgulardan hareket ediyor. Nesnel verilerden hareket ediyor ve vardığı yönde olgular ve nesnel verilere dayalı. Ama felsefenin böyle bir zorunluluğu yok arkadaşlar. Yani olgulardan hareket etmek, nesnel verilere dayanmak gibi bir zorunluluğu yok. Dolayısıyla sonuçlarının doğrulanabilirlik bir ölçütü de yok. Yani felsefede net bir şekilde evet bu doğru diyebileceğimiz bir sonuç olamaz. Çünkü olgularla desteklenmiyor. Dolayısıyla zaten bu desteği sağladığı an felsefe olmaktan çıkar, bilim haline gelir. Peki, bilimler kendine özgü bir olay seçer ve bu olayı neden-sonuç ilişkisiyle birlikte kendi teknikleriyle incelerler. Ama felsefe olayın özünü araştırır. Yani kullanılan kavramların temelini araştırır. Zaten biz bunu gördük. Atıyorum siyaset felsefesinde ne yaptık? Siyaset bilimi aldı, var olanı inceledi. Bakın bilim olanı inceler. Felsefe ne yaptı? Olması gerekene baktı. Var olandan hareketle olması gereken nedir onu incelemeye çalıştı. Ya da var olan yeterince doğru mudur onu incelemeye çalıştı. Yani sadece var olanla yetinmiyor. Kavramların anlamını inceliyor. Bunu da gördük. Bütün felsefelere başlarken, o ayrımları yaparken hepsinde olayın özünü, özde bulunan kavramı incelemeye çalıştık. Dolayısıyla temel yapı taşı sorguladık aslında. Peki felsefe genel olarak varlığı anlamlandırmaya çalışırken bilimden önce gidir arkadaşlar. Şimdi burada genelde insanların genel tavrı felsefenin bilimden sonra geleceği ya da bilimden daha değersiz bir şey olduğu şeklindedir. Tam aksine tarih çağlarına baktığımızda ilk dönemlerde felsefe ve bilimin iç içe olduğunu, filozof olan kişinin aslında bilim insanı da olduğunu görüyoruz. Yani bilim felsefesinin içinde yer alıyordu ilk çağlarda. Dolayısıyla aslında felsefe olmadan bilim olamaz arkadaşlar. Neden? Felsefe sorgular, sorular ortaya atar. Bilim insanı ise bu sorgulardan, sormalardan yola çıkarak bir şeylere varmaya çalışır. Yani bilim insanı illa bir filozofa ihtiyaç duyar demiyorum. Ama bilim insanının da ilk yaptığı şey bu felsefi gözle bakmak, eleştirmek ve sorgulamak ve buradan yeni araştırmalar demektir. Yani felsefe bilimden her zaman daha önce gelecek arkadaşlar. Bu ilk sorgulamaları ortaya atarlar.
Sonrasında çeşitli araştırmalar yapılır. Olgulara dayanıp bilim halini alır arkadaşlar. Örnek veriyorum, Teres M.Ö. 6. yüzyılda arke nedir diye sordu. Şu anda CERN'de yapılan deneylerde arke araştırılıyor. M.Ö. sonra 2020'deyiz. Hala bu araştırılıyor. Bu araştırmalar sonucuna vardığında evet, bu tamamen bilimsel bir faaliyet. Şu anda yaptıkları da evet, olgulara dayandıkları için bilimsel bir faaliyet. Doğru ya da yanlış kesin olarak netlik kazanması da bilimsel bir şey yapıyorlar. Ama bu şeyi yapmadan önce bir soruya, bir amaca ihtiyaç duyuyorlar. İşte o amacı bize felsefe veriyor arkadaşlar. Yani felsefe dersiz bir disiplin değildir aslında. Peki, bilimin tarihsel gelişimi nasıldır? Arkadaşlar, bilim ilk başta, yani daha doğrusu bilimsel çalışmalar ilk başta Çin ve Hint medeniyetlerinde ortaya çıkıyor. Çin'de ve Hindistan'da. Daha sonra Mısır ve Mezopotamya'da ortaya çıkıyor. Mısır'dan ortaya çıktığını tarih derslerinden biliyorsunuz. Nil Nehri ve bu nehir hesaplamaları, işte gökyüzünü incelemeleri, bunların hepsi bilimin ortaya çıkmasına neden oluyor. Aynı şekilde insan mumyalama gibi bir inançları var. Bu tıpın doğmasına neden oluyor. Yani bunların hepsi birbirine bağlı olarak ortaya çıkan sebepler zinciri oluşturuyor. Yani insanlar o dönemde Mısır'da atıyorum Nil Nehri'nin kenarında konumlanmak zorunda kaldıkları için, su bulmak zorunda kaldıkları için çeşitli hesaplamalara giriyorlar. Bunlar matematik ve geometriyi ortaya çıkarıyor. Aynı şekilde evlerini çeşitli şekillerde kurmaları gerekiyor. İşte çadırların artık her neyse. Bunlar mühendislik dediğimiz bilimin ortaya çıkmasına neden oluyor. İnançları çok farklı. İnsanları ve bazı hayvanları da mumyalıyorlar. Ve dolayısıyla bu da tıpın gelişmesine neden oluyor. Nehrin taşmasına dayalı çeşitli araştırmalar yapıyorlar. Gökyüzünü kontrol ediyorlar. Dolayısıyla nehrin geldiklerini öğrenmek için astronomiyle ilgilenmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla bu astronominin ortaya çıkmasına neden oluyor. Yani aslına bakarsanız insanların yaşadığı toprak, insanların yaşadığı durumlar, iklimler, bunların hepsi bilimlerin ortaya çıkmasını tetikleyen şeyler. Bu medeniyetlerde bilim ortaya çıkmış ama az önceki dediğim gibi bilim, din, mitoloji hepsi iç içe geçmiş. Yani Mısır'da örnek veriyorum, tıpın ortaya çıkması tamamen dini düşüncelerine dayalı olarak ortaya çıkıyor. Ve bunların hepsi bir arada kaynaşmış durumda bulunuyor. Dolayısıyla bunların dinle, mitolojiyle harmanlanmış halde biz felsefe diyemiyoruz arkadaşlar. Bir şeye felsefe olması için gerçek anlamda akıl ve mantığa dayanması, din ve mitolojiden kendisini tamamen soyutlaması gerekiyor. İşte bu noktada gerçek manada ilk felsefenin M.Ö. 6. yüzyılda Thales ve İonya'da Milet kentinde yani Aydın'da ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Buradaki insanlar Thales'e dahil olmak üzere bunlar da bilim insanıydılar. Ama öncelikle filozoflar. Yani filozof olmak zaten bilim insanı olmakla bağlantılı bir şeydi bu süreçte. Peki bilimler felsefeden ne zaman ayrılmaya başladı? İlk olarak ayrılmaya başladığı süreci M.Ö. 3. yüzyılda görebiliriz. Öblük sayesinde geometri bilimi felsefeden ayrılmıştır. Ve geometri ayrı bir önem ve özellik kazanmıştır. Daha sonra Arşimend geldi. O bilime ve mekaniğe bağımsızlık kazandırdı. Tam böyle bilimler teker teker felsefeden bağımsızlıklarını kazanıp kendi başlarına bir disiplin olmaya başlamışken Orta Çağ dediğimiz süreç başladı arkadaşlar. Ve bu bilimsel çalışmaların devam etmesi sekteye uğradı. Neden? Orta Çağ Avrupa'sında skolastik düşünce diye bir düşünce vardı ve kilise kesinlikle bilimsel faaliyetlere izin vermiyordu arkadaşlar. Bilimsel faaliyetlerin yapılması istemiyordu. Çünkü kilise papazlarının söyledikleri dünyayla, evrenle ilgili cümleler vardı. Ve bu cümlelere ters düşecek bilimsel bir faaliyet onların hoşuna gitmeyecekti. Bu yüzden bilimsel etkinlikler durma noktasına gelmiştir Orta Çağ Avrupa'sında. Niye ayırıyorum Orta Çağ Avrupa'sı diye? Çünkü Orta Çağ aslında bakarsanız çok da karanlık bir çağ değil arkadaşlar. Neden? Orta Çağ Avrupa'sı evet o dönem çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ama aynı Orta Çağ'da bir İslam dünyası var. Burada
bilime dair çok parlak gelişmeler, yenilikler oluyor. Geometri dalında, tıp dalında yeni gelişmeler oluyor. Buradaki filozoflarımız da aslında bakarsanız bilim insanı olan filozoflarımız da var burada. Hem düşünceye hem bilime katkı sağlayan kişiler. Ama genel olarak İslam'ın altın çağı, orta çağı diyebiliriz. Gerçekten bilimsel durumlarla en çok ilgilenilen çağ burasıdır. O yüzden tam olarak karanlık bir çağ mı? Tam olarak karanlık bir çağ diyemeyiz orta çağ. Ama dediğim gibi orta çağ Avrupa'sı için karanlık bir süreç olmuştur. Çünkü bilimsel faaliyetler neredeyse durma noktasına gelmiştir. Yani gördüğünüz gibi milattan önceki süreçte bilim felsefenin altındaydı. Sonrasında Özvit, işte Arşiment gibi kişiler bilim insanları tarafından bilimden parça parça, daha doğrusu felsefeden parça parça bilimler ayrılmaya başladı. Ortaçağ gelindiğinde tekrar bir din ve skolastik düşünce, kilise ve papazların egemenliği başladı. Bilimsel faaliyetler durma noktasına geldi büyük ölçüde. 15. ve 16. yüzyılda Rönesans ve Reform hareketleri oldu. Biliyorsunuz bunları tarih derslerinden. Ve bu hareketlerle kilisenin gücü zayıfladı. Kilisenin gücü zayıfladığında bilimsel gelişmeler tekrar hız kazandı. Tekrar önem kazandı. İnsanlar bilime daha çok değer vermeye başladı. Ve bilimlerin felsefeden ayrılması da hız kazandı böylelikle. 19. yüzyıla geldiğimizde sosyolojik denilen bilim kuruldu. Psikoloji denilen bilim kuruldu. Bunların kurulmasında işte Darwin biyolojiyi kurdu. James psikolojiyi kurdu, Wundt ve James. August Comte sosyolojiyi kurdu. Yani dolayısıyla bu bilimlerin felsefeden ayrılması gerçekleşti. 19. yüzyılda önemli bilimlerin ayrılışı gerçekleşti. 20. yüzyıla gelindiğinde yine büyük gelişmeler kaydedildi. Elektrik, telefon, işte telgraf, bilgisayar, televizyon gibi aletler bulundu. Ve bunlar bizim gelişmemize katkı sağladılar. Yani şu an 21. yüzyıldayız. Bu katkı sağlanılan şeyler çok daha geliştirildi. Çok daha farklı bir boyuta girdi. İşte yapay zekalar işin içine girdi. Ve daha da çeşitlendi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bilimin tarihsel gelişimi bu şekilde başladı. Yani felsefeyle iç içe başladı. Ve felsefeden tamamen ayrıldığı bir noktaya gelindi. Şu anda bilim ve felsefe tamamen ikisi birbirinden farklı disiplinler arkadaşlar. Peki bilimsel bilginin özellikleri en başta vermedim. Şimdi vermek istiyorum. Nedir bilimsel bilginin özellikleri? Öncelikle olgusaldır. Yani nesnel bir gerçekliğe dayanır. Bilimsel bilgi dediğimiz şey bir gerçeklikte temellendirilir. Objektiftir, yani nesneldir. Bilim dediğimiz şey kişiden kişiye göre değişmez arkadaşlar. Su, deniz seviyesi sıvı kabul edildiğinde 100 derecede kaynar. Dolayısıyla aşağıya göre 80 derecede kaynarken Eda'ya göre 50 derecede kaynayamaz. Su dediğimiz şey 100 derecede kaynar ve bu bilimsel bir gerçekliktir. Akla ve mantığa dayanır, dediğim gibi bunu daha önce de söylemiştim. Hem felsefe hem bilim akıl ve mantık ilkelerine dayanır. Birleştiricidir. Yani bilimsel bir yöntem farklı bir bilimde de uygulanabilir. Bulunan bir yöntem farklı bir bilime de indirgenebilir. Bu genelde yapılan bir şeydir. Atıyorum fizikte bulunan bir şey, matematiği de etkiler. Matematikte bulunan bir şey, kimyaya da etki sağlar. Bilimsel bilgide bir birleştiricilik durumu vardır arkadaşlar. Birikimli bir şekilde ilerler ama bunu sakın felsefedeki birikimli olma ya da kinetik olma durumuyla karıştırmayın arkadaşlar. Bir ilerleme bilimde her zaman vardır. Felsefede ilerleme yoktur arkadaşlar. Neden? Felsefede bir felsefe tarihi oluşur ama insanların tamamı birbirinden farklı düşüncelere sahip olduğu için, filozofların tamamı farklı düşündüğü için bir ilerleme olmayacaktır. Durduğu yerde kalacaktır. Milattan önce 6. yüzyılda bir insan bir soru sorabilir. Milattan sonraki 20'de ben bunu hala kendi düşüncelerime göre cevaplayabilir olabilirim. Dolayısıyla tam olarak bir kesin doğru diyebileceğimiz bir şey felsefede yok. Ama bilimde bir kesinlik vardır, bir birikim vardır, evet, ama bunun üstüne giden bir ilerleme de vardır. Atıyorum, telefon bulunmuştur Graham Bell tarafından. Sonrasında bu el telefonları cep telefonuna çevrilmiştir. Bu cep telefonları
bir sürü sonra akıllı telefona çevrilmiştir. Yani bir altyapı var, bir birikim var ama onun üstüne giden bir ilerleme de vardır arkadaşlar bilimde. Bilim dediğimiz şey evrenseldir arkadaşlar. Yani bütün insanlığın ortak mirasıdır. Ve herkes bilime katkıda bulunabilir. Yani bilim bir toplumun tek elinde ya da bir devletin tek elinde asla değildir. Herkesin katkı sağlayabileceği, herkesin işin içinde olabileceği bir etkinliktir. Yani bilim sadece işte atıyorum cinlerin yapacağı ya da sadece Japonların yapacağı ve onların tek elinde var olan bir iş değildir. Bütün milletler buna katkı sağlar arkadaşlar. Ortak mirastır yani. Eleştireldir. Ne kadar var olan kuramlar doğru görülse de bunun üstüne karşıt görüşlerle gidecek ve eleştirecektir. Zaten eleştirilen olması onun ilerlemesine katkı sağlar arkadaşlar. Her zaman yanılma payı vardır. Bu yüzden eleştiren olmak da zorundadır bilim dediğimiz şey. Genelleyicidir. Yani elde ettiği sonuçları genel bir biçimde ifade eder bilim. Yani az önce örnek verdik, 100 derece ve kaynar örneği verdik. Aynı örneği burada da verebiliriz. Bu su 100 derecede kaynar değil, su 100 derecede kaynar bir genel bir ifadedir. Tek bir şeyi temsil etmez arkadaşlar. Bilime iki farklı yaklaşım var. Birincisi bilimi ürün olarak gören yaklaşım, diğeri bilimi etkinlik olarak gören yaklaşım arkadaşlar. Bilimi ürün olarak gören yaklaşım, bilimi içinde bulunduğu bilimsel süreci göz ardı ederek sonuca odaklanarak gören yaklaşımdır. Nasıl yani? Şöyle arkadaşlar, bilim insanı laboratuvara girer. Orada çeşitli çalışmalar yapar ve bir sonuç ortaya koyar. İşte bilimi ürün olarak gören yaklaşım sadece o sonuca odaklanır. Yani bilim insanının yaptığı süreç dışında sonuca odaklanan yaklaşımı biz bilimi ürün olarak gören yaklaşım diyoruz arkadaşlar. Kim burada var? Railbuck var arkadaşlar. Ona göre bilime ait metinler günlük dilde yazılmış eserlerdir. Bu nedenle mantık dili kullanarak bu metinleri çözümlememiz gerekir. Sadece bu sayede bilimi açıklayabiliriz. Ve bu metinler doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir ise anlamlıdır. Anlamlı önermeler, bilgi veren ve bilimsel önermelerdir. Reinbach'a göre arkadaşlar. Yani diyor ki bilimin metinleri doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir metinlerdir. Ve mantıklı olup kullanarak oluşturulmuş metinlerdir. Ve biz bu metinlere bakarak anlamlı önermeler veren bilgilere ulaşabiliriz. Ve bilimsel önermelerde zaten aklı ve mantığa dayanan, bu metinlerden oluşan ve olgulara dayanan, doğrulanabilen ya da yanlışlanabilen durumlar diyor Reinbach arkadaşlar. Yine Reinbach'a göre bilimselliğin ölçüsü doğrulanabilirliktir. Şimdi bilim felsefesinde karşımıza gelecek iki kavram var arkadaşlar. Birincisi doğrulanabilirlik, ikincisi yanlışlanabilirlik. Zaten sorularda da karşımıza gelebilecek kavramlar bunlar. Nedir doğrulanabilirlik? Doğrulanabilirlik, bir önermenin, bilimsel bir önermenin doğrulanabilir olduğunda sadece doğru kabul edildiğini kabul eden durumdur. Yani bu durum diyor ki, doğrulanabilir önermeler olgulardan elde edilip tekrar olgularla denetlenebilen önermelerdir. Yani denetimi sağlanabilen önermelerdir. Dolayısıyla işte metafizik, estetik, ahlak gibi önermeler doğrulanabilir önermeler değildir. Çünkü neden? Ben Picasso'nun eserine bakarak bu eser güzel dediğimde bu eserin güzel olup olmadığını doğrulayamam, nesnel bir veri diye koyamam. Çünkü subjektif bir yorum yapıyorum. Dolayısıyla bunlar denetlenemez ve ispatlanamazlar. Dolayısıyla anlamlı önermeler de değildirler deyim bakıyorum. Ve anlamlanabilirlik ve doğrulanabilirliği birbiriyle birleştirmeye çalışmıştır. Tümevar'ın metodunu kullanmaya çalışmıştır. Arkadaşlar Tümevar'ın nedir? Tümevar'ın parçadan yola çıkarak bütüne varma durumudur arkadaşlar. Örnek verelim. Bütün, Sokrates ölümlüdür.
Sokrates bir insandır, o halde bütün insanlar ölümlüdür. Şimdi ben burada ne yaptım? Tek tek tekil olandan, temel olanı, yani parça olandan bütün olana ulaştım arkadaşlar. İşte biz buna tüme varım diyoruz. Peki tümden gelir mi? Adı üstünde bütünden geliyor, parçaya ulaşmaya çalışıyor. Örnek verelim. Yine aynı örneği veriyorum. Tüm insanlar ölümlüdür. Sokrates insandır. O halde Sokrates ölümlüdür. Burada ne yaptım? Burada da bütünden geldim. Parçaya ulaşmaya çalıştım. Reinbach tüme varımı kullanıyor arkadaşlar. Yani parçadan geleceğim, bütüne ulaşmaya çalışacağım. Bu durumu kullanıyor. Peki, etkinlik olarak bilim nedir? Burada temas konu var arkadaşlar. Ona göre bilim etkinlik sürecidir. Yani az önce ürün olarak bilimde gördük. Bilimin sadece sonuç kısmına bir odaklanma durumu vardı. Etkinlik olarak bilim diyor ki, bu bilimsel sürecin bir de laboratuvar kısmı var. Evet, sonuç önemlidir. Ama o kısım da önemlidir aslında ve bu etkinlik süreci bilimsel durumu yönlendiren, etkileyen, bilim insanlarını yönlendiren bir durumdur. Dolayısıyla bizim için önemlidir diyorlar. Yani bu süreçteki tüm öğeler, özellikle de bilim dışı öğeler incelenmelidir diyor. Yani bilim insanının bilim dışı düşünceleri, inançları olabilir, o süreçte bilim dışı işin içine kattığı durumlar olabilir. Bunların hepsinin incelenmesi gerektiğini düşünüyor. Şimdi şöyle düşünün. Evet, bilim insanı objektif olmalıdır, nesnel olmalıdır ama o laboratuvara girdiğinde o insanın bir psikolojisi tabii ki var olacak. Yani belki çok üzgün olacak, belki çok mutlu olacak, belki bulacağı şeye dair çok büyük bir inanç besleyecek ve aslında o şeyle ilgili olmayan herhangi bir veriyi de o şeyleymiş gibi, ilgiliymiş gibi düşünebilecek. Dolayısıyla bunlar bilimin sonuç kısmında etkiler diyor. İnsanın bakış açısı, yaşadığı toplumun yapısı, bunların hepsini bilim durumunun sonucunu etkileyeceğini düşünüyor. Peki başka ne diyor? Bilim sabit bir yapıda değildir diyor, etkinlik olarak bilim. Yani kesintisiz akıp giden bir süreç değildir. Tam tersi bilimde paradigma denilen bir kavramdan bahsediyor. Nedir paradigma? Paradigma bir bilim çevresinin, bilim insanlarının oluşturduğu bir bilim anlayışıdır. Ve seneden seneye, çağdan çağda bilimsel paradigmalar değişebilir. Atıyorum orta çağdaki bilimsel paradigma dünyanın ne olsun? Yuvarlak olduğudur. 20. yüzyıldaki bilimsel paradigma dünyanın elips olduğudur gibi dönemden döneme değişen paradigmalar vardır diyor ve bilimde dümdüz bir çizgi yoktur diyor. Yani bilimde zigzaglar vardır. Bir şeye inanırsın, bilimsel bir inanışın vardır, kanıtlamışsındır da tam ona inanırsın, evet doğru dersin, bir hatasını görürsün, o bilimsel durumdan vazgeçersin ve yeni bir bilimsel paradigmaya geçersin. Bu paradigma durumunun bilimi de geliştirdiğini söylüyor aynı zamanda. Yani bu çatışma aslında yeni bir galibin ortaya çıkmasına neden oluyor ve buna göre bilimsel paradigmalar sonsuza kadar varlıklarını sürdüremeyecek şeyler zaten. Yani terk edilebilirler, yerlerine yenileri gelebilir. Bunu örnek olarak şeyi veriyor, Batlamyus'un yer merkezli bir paradigması vardı. Evreni yer merkezli sanayide görüyordu. Ancak bu düşünce yetersiz kaldı ve Kopernik'in büyük devrimi gerçekleşti. Nedir Kopernik'in devrim anlayışı? Güneş merkezli bir sistem ortaya koydu Kopernik ve dünyada bilimsel anlamda bir devrime yol açtı. Dolayısıyla bir düşünce yeterli kalmadığında ve gerçekleri tam olarak açıklayamadığında başka bir düşünceye geçiş olabiliyor ve bunun zigzagları oluşturuyor bilimdeki. Yani ürün olarak bilimdeki olduğu gibi dümdüz çizgide ilerleyen bir durumdan değil, paradigmalarla ilerleyen bir durumdan bahsediyorum. Ve yanlışlanabilirlik kuramını ortaya atıyor. Şimdi doğrulanabilirlik kuramı neydi? Var olan durum, var olan olgu doğrulanabiliyorsa tamamdır diyorlar. Tamam, bilimseldir, doğrudur. İspatlanabiliyorsa doğru kabul edilir diyorlar. Yani
Burada şöyle bir şey var. Tüm kuyular beyazdır. Önermesini doğrulanabilirlik kuramına göre baktığımızda dünyadaki bütün kuyuları alıp beyaz olup olmadığına bakmak gerekir. İşte konu yanlışlanabilirlik kuramı diyor ki tüm kuyular beyazdır önermesini doğrulanabilirliğe değil yanlışlanabilirliğe ihtiyacı var. Yani bu önermeyle ilgili ancak şunu yapabiliriz. Tüm kuyular beyazdır önermesini doğru kabul ederim. Çünkü gördüğüm bütün kuyular beyazdır. Ta ki siyah bir kuyu görene kadar. O siyah kuyu görene kadar evet tüm kuyular beyazdır. Yani yanlışlanabilene kadar doğrudur. Bu önerme, işte biz buna yanlışlanabilirlik kuramı diyoruz. Ya da yer çekimine örnek verelim. Doğrulanabilirlik kuramında yer çekimini test etmek gerekir. Yani yer çekimi vardır diyebilmek için bunun testini yapılması gerekir. Yanlışlanabilirlik kuramında diyor ki yer çekimi olmayan tek bir nokta bulana kadar yer çekimi vardır. Dolayısıyla bunu dünyanın her bir noktasına gidip test etmenin bir anlamı ve amacı yoktur. Bunun aksi iddia edilene kadar bu doğrudur. Biz buna yanlışlanabilirlik kuramı diyoruz diyorlar. Arkadaşlar burada kum çıkabilir. ÖSYM'e burada yanlışlanabilirlik ve doğrulanabilirlik kuramlarını genelde sever. Bilimsel bilgiyle ilgili çıkan bir soru genelde yoktur. Olursa da felsefeyle farkları bazında soru çıkabilir. Bunun dışında çıkacak sorular daha çok dediğim gibi felsefe bilim karşıtlığı ya da felsefe bilim ortak noktaları şeklindedir. Ürün olarak bilim, etkinlik olarak bilim çok çıkmamıştır. ÖSYM tarihinde daha çok yanlışlanabilirlik kuramı üzerinden soru getirirler. Onu da çok fazla getireceklerini açıkçası bu sene düşünmüyorum. Ama getirirlerse biz paradigma kavramını biliyoruz artık. Nasıl bir durum olduğunu biliyoruz. O dönemin bilimsel çerçevesinin, o dönemin bilim insanlarının inandığı görüş olduğunu biliyoruz. Dönemden döneme değişebileceğini, tespitiye uğrayabileceğini biliyoruz. Yanlışlanabilirlik ve doğrulanabilirlik kuramlarını biliyoruz. Bunların birbirine karşı olduğunu biliyoruz. Bu bize zaten soruyu getirecektir arkadaşlar. Bilim felsefesi bu kadardı. Bilim felsefesiyle birlikte felsefe tarihini tamamen bitirmiş olduk arkadaşlar. Felsefeden gelecek soruları çok rahat yapabileceğinizi düşünüyorum. Şurada dinlediğiniz şeyleri not aldıysanız ve bunlara dair sorular çözdüyseniz sorulardaki çeşitlenmeyi de görmüşsünüzdür. Dolayısıyla herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum felsefeye dair. Sadece dikkatli okumaya çalışın. Felsefe soruları özlerine de genelde paragraf sorusunun bir tık üstü şeklinde getirilir. Ve bunun için paragraf sorusunu iyi yapabiliyor olmanız gerekir. Dolayısıyla günlük paragraf sorularınızı lütfen ihmal etmeyin. Bu felsefeye de katkı sağlayacak. Aynı şekilde tarihe de, dine de katkı sağlayacak bir durumdur. Sosyal kısmı zaten çoğunlukla, daha doğrusu %50-50 yoruma ve paragraf sorusuna dayanır. Dolayısıyla evet bir şeyler bilmeniz sizi bu paragraf sorusunda diğer arkadaşlara göre daha hızlı bir hale getirir. Ama bunun dışında soru çözmediğiniz ve pratik sağlamadığınız sürece dinlediğiniz dersin çok bir önemi kalmayacaktır. Çünkü unutacaksınız. Unutmamak için haftada en az bir tane sosyal denemesi, branş denemesi çözmeye çalışın arkadaşlar. Süreçte umarım zevk almışsınızdır felsefe derslerinden. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere diyorum. Sınavda şimdiden başarılar diliyorum arkadaşlar.